Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bugün yine gizlerinin peşinde özel programı çekeceğim. Konu başlığım düello. Heyeti temsiliye ya da temsil heyeti 1920'lerin başı Ankara'dalar. Elbette yoksulluk günleri. Masar Müfit yemek işlerinin genellikle organizasyonları ile ilgili. Ve muhtemelen aylardır belki de et yememişler. İçinde pirzola da barındıran bir menü hazırlatıl Ve heyet temsili üyeleri akşam buluşurlar. E, aylardan sonra ilk defa bir pirzola yenmiştir. E, temsiliye heyetinin üyelerinden Alfred Rüstem, orijinal de Alfred Rüstem. E, bazı kaynaklarda Ahmet Rüstem olarak da geçiyor. Aslında Osmanlı'nın, Washington sefiri. Ee, yemeğin bittiğini düşünerek pirzola işi bittikten sonra e, tütün tabakasını çıkarır ve sigarasını e, sarar. O sırada Gazi Mustafa Kemal e, bu durumu görür ve bekleyin bekleyin diye, hatta biraz yüksek bir ses tonuyla e, bu eylemini durdurur. E, çünkü o biliyordur e, yine aylar sonra e, pirzolanın üstüne bir de irmik helvası yenecektir. Aslında onu bekleyin bekleyin biçimindeki uyarısının ardında bu yatar. Ancak e, belki de dönemin e, önderleri açısından böyle şeyler e, bir gurur meselesi yapıldığı anlaşılıyor. E, Alfred Rüstem kendisinin o, o kalabalıkta onuruyla oynadığını düşünür Gazi Kemal'in ve yemekten sonra Masar Müfit'e giderek. Gazi Kemal'i çok ciddi bir biçimde düelloya davet ettiğini söyler. Hatta der ki silahı da e, Mustafa Kemal seçsin. E, Masar Müfit'in tepkisi ya milletin e, tek ümidi var. Ne yani sen onu öldürecek misin dediğinde de hayır o beni öldürür ama ben şerefimi kurtarmış olurum der. E, ve tabi bu durum e, Mustafa Kemal'e iletilir. Hatta şey sorulur, Duelle Sülehu olarak neyi seçtiği sorulur. Onun cevabı da aslında çok ironiktir. Evet seçtim seçtim der. Süpürge sopası. Evet bir başka gizlerin peşinde özel programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.